İşe yaramıyor o zaman. Gamze'nin psikolojisini düzeltmenin başka bir yolu olmalı. Doktor Esra Hanım'a Gamze'nin kliniğe yatması gerektiğini söylemiş ama Gamze bunu istemiyor. Sen Gamze ile konuşmadın mı? Seni dinler. Konuştum ama maalesef artık beni de dinlemiyor. Ben bakarım. Bu kim? Dayı kapı mı çaldı? Dur, ben bakıyorum. Birini mi bekliyorsun Zehra? Yok. Gamze? Gamze, ne oldu sana? Ben Kerem'i öldürdüm hocam. Okula tiyatro çıkışına geldi bugün. Peşini bırakmayacak galiba. Başına bela olmasın sakın. Alakası yok abla, abartma lütfen. Böyle ayrılmayı hazmedemeyen adamlar var Sibel. Peşine takılıp rahatsız ediyorlar. İş yerinde bir kız bu yüzden polise başvurmak zorunda kaldı. Ya olabilir de İbo öyle biri değil. Nereden biliyorsun? Tanıyorum onu abla. 2 senelik sevgilim. De. Niye gelmiş peki? Bilmiyorum. Konuşmadan yürüdüm gittim. Aferin Sibel, iyi yapmışsın. Belki de olay çıkaracaktı. Abla, İbo öyle şeyler yapmaz diyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Özür dilemeye gelmiş belli ki. Aslında durup konuşmalıydım ama yapamadım. Sen doğru olanı yaptın Sibel. Sen o lafları söyledikten sonra özür dilemeye hala nasıl yüzü var ya? Abla, ne kötülük var bunda? Pişman olmuş olamaz mı o sözleri söylediğine? Onu hala korumaya çalıştığına göre. Belki de sen pişmansın ondan ayrıldığına. Öyle mi Sibel? Pişman değilim. Sadece üzgünüm, hepsi bu. Sibel. Ona geri dönmeyi düşünmüyorsun değil mi? Neden bu kadar baskı yapıyorsun bana abla? İbo ile ayrılmam ya da barışmam bu kadar önemli mi? Evet, önemli. Sen benim için önemlisin çünkü. Onun sana zarar vermesini istemiyorum. Senin hayatın için, geleceğin için çabaladığını görebiliyorum Sibel. İbo'nun her şeyi mahvetmesinden korkuyorum. Tam ondan kendini kurtarmışken, yeni bir hayata başlamış, üniversiteye gidiyorken, onun seni etkilemesinden, derslerini, düzenini bozmasından korkuyorum. İbo'yu o kadar yanlış tanıyorsun ki. Neyse. Beni boya dönmeyi düşünmüyorum. İçin rahat olsun, tamam mı? Neresi ben? Konuşuyorduk. Başım ağrıyor. Yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. Kendime geldiğimde kendimi banyoda buldum. Kanlar içinde. Cinayeti nasıl işlediğini hatırlamıyorsun, öyle mi? Kesik kesik geliyor görüntüler gözümün önünde. Bayılmadan önce elimde bıçak vardı. Kerem'le boğuşuyorduk. Sonra dediğim gibi uyandığımda ölmüştü. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hayır. Her şeyi anlattım size. Komiserim, araba geldi. Tamam. Hadi Gamze, bizimle gelmen gerekiyor. Her şey yoluna girecek, merak etme. Cüneyt Bey sana ne söylerse onu yap, tamam mı? Siz burada kalın lütfen. Peki. Gidelim Gamze. Hadi. Hocam, siz de gelin ne olur. Beni bırakmayın. Esra Hanım, sakin ol. Sakin ol. Bırakmayın kendinizi Esra Hanım. Geçecek. Bu nasıl hepsi geçecek. Beni. Nasıl olur? Ne? Tamam Esra teyze. Geliyorum, sakin olun, tamam. Hemen geliyorum, hemen. Tamam.
Saffet ne olmuş? Gamze'ye bir şey mi oldu yoksa? Gamze Kerem'i öldürmüş. Ne? Gamze Kerem'i öldürmüş. Neden? Nasıl olmuş? Ya ne bu? Bilmiyorum. Bir şey sorma. Bilmiyorum. Ya ne yaptın Gamze ya? Ne yaptın ya? Ben ne yapacağım? Tamam, ne yapacağız tamam, biz anne? Sakin ol. Buyurun. Bizden başka kimse yok da evde. İyi akşamlar. İçeri girmemizde bir sakınca var mı? Yok, buyurun. Gamze. Gamze. Dur Gamze. Buradaydı. Nasıl olur ya? Hocam burada kanlar içinde yatıyordu. Burada ellerimi yıkadım. Burada yatıyordu. Yemin ederim burada kanlar içinde yatıyordu. Hatta şurada tartıştık hocam. İlk geldiğimde burada yatıyordu. Sonra ben geldim, burada tartıştık. Ondan sonra... Ya vallahi yalan söylemiyorum. Uyandım da her yer kandı. Banyoya gittiğinde yerde yatıyordu hocam. Yemin ederim tamam, öyle Gamze, değilim tamam. Hocam ben onu bıçaklamıştım. Gamze, tamam, hocam, Gamze. Bak bize anlattıkların. Hocam yemin ederim doğruydu. Hocam yemin ederim doğruydu. Yalan söylemiyorum. Tamam Gamze. Gerçekten tamam, buradaydı. Tamam lütfen tamam. Hocam ben delirmedim hocam. Gerçekten biliyorum, doğru inanıyorum söylüyorum sana. Hocam buradaydı. Tamam, tamam Gamze lütfen. Tamam. Hocam hayal görmüyorum ben. Ne oluyor burada? Bilmiyorum Kerem Bey. Yukarıda da sakin komiser Bey'le iki kişi var. Yukarıda amirimiz var. Onunla görüşebilirsiniz. İyi akşamlar. Neden buradasınız? Evimde ne işiniz var? Beni yine neyle suçlayacaksınız? Trident.